Anne sütünün bebekler arasından yararı zaten tartışmasız. Ancak bu emzirmenin sadece bir yönünü teşkil eden bir durum. Oysa annenin sağlığı açısından özellikle uzun vadede son derece önemli olduğu muhtelif çalışmalarla kanıtlanmıştır. Erken dönemde doğumdan hemen sonra emzirmeye başlayan annenin rahim gövdesi, rahim kası etkili bir şekilde kasılmaya sevk edildiği için kanama miktarı azalmakta ve doğum sonrası toplamda kan kaybı daha sınırlı tutulmakta ve bu sayede de annenin doğum sonrasında kansızlık ihtimali, olasılığı engellenmiş olmaktadır. Bu işlevi sağlayan da orta beyinde bulunan ve adı da hipofiz olan bezin arka bölümünden oksitosin adını verdiğimiz hormon sağlamaktadır. Oksitosin hormonu uzun vadede her emzirme döneminde atımlar halinde arttığı için de annenin bebeğiyle daha sağlıklı bir iletişim kurulmasına yardımcı olmaktadır. Oksitosin mutluluk hormonlarından biri olarak tanımlandığı için annenin doğum sonrasında depresyon eğilimi engellenmiş olmakta ve annenin hem bebeğiyle hem de yakın sosyal çevresiyle daha sağlıklı bir iletişim ve diyalog kurmasına da yardımcı olmaktadır. Emzirme döneminde yumurtlama faaliyetleri engellendiği için annenin emzirdiği süre içerisinde, bu 6 ay olabilir, 1 yıl olabilir, hatta 2 yıla kadar uzatılabilir, doğal yollardan gebe kalması da engellenmiş olmaktadır. Yani emzirme dönemi aslında bir nevi doğal doğum kontrol ya da aile planlaması yöntemlerinden birini de teşkil etmektedir. Bunun yanı sıra emzirmenin özellikle meme kanseri açısından koruyucu etkisinin olduğu kanıtlanmıştır. Özellikle 5 ay veya daha uzun süre emziren annelerde takip eden yıllarda veyahut ileri yaşlarda meme kanseri ihtimalinin emzirmeyen kadınlara göre çok ciddi oranda azaltılmış olacağıdır. Yine benzer mekanizma üzerinden rahim iç tabakası ve yumurtalık dış kabuğundan kaynaklanan kanserlerin görülme sıklığı da uzun vadede azaltılmış olacaktır. Emzirmeyi düşünen annelerimiz hem bebeğinin hem de kendi sağlığı açısından minimum 5 ay veya daha uzun süre emzirdikleri takdirde bu olumlu etkilere ulaşmış olacaklardır. Hepinize teşekkür ederim. Sevgili anneler, anne sütüyle beslenme, bebek sağlığı, çocuk sağlığı ve anne sağlığı için vazgeçilmezdir. Bebekler ve çocuklar için hem bulaşıcı hem bulaşıcı olmayan hastalıkların engellenmesi, sağlıklı zihinsel ve fiziksel gelişim için vazgeçilmezdir. Yine anne sütüyle beslenen bebekler erişkin çağı hastalıklarından, kanserden, diyabetten, hipertansiyondan ve metabolik sendromdan korumaktadır. Anne sağlığı için de çok önemlidir. Annenin bebeğe bağlanmasını sağlar. Annenin hastalıklarını özellikle meme kanseri noktasında koruyuculuğu gösterilmiştir. Anne ve bebek sağlığı için anne sütü emzirme diyoruz. 1-7 Ekim emzirme haftasını kutlar ve her geçen gün toplumsal farkındalığın bu konuda daha da artmasını dilerim. Anne ve bebeğin bedenen, ruhen ve sosyal yönden tam bir iyilik hali içerisinde olması için doğumdan sonra ilk 6 ay sadece anne sütü alması ve 6. aydan sonra tamamlayıcı ek besinlerle beraber 2 yaş ötesine kadar emzirmeyi öneriyoruz. Bebek dostu bir hastaneyiz ve bu konuda çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Anne ve anne adaylarımız gebelikte, doğumda ve doğumdan sonraki süreçte emzirme danışmanlığı ile ilgili bizlerden hizmet alabilmektedirler. Bizde doğum yapmış ya da yapmamış fark etmeksizin emzirme problemi yaşayan annelerimiz, emzirmeye ara vermiş yeniden başlamak isteyen annelerimiz ve evlat edinmiş annelerimiz relaktasyon polikliniğimizle iletişime geçerek bu hizmetten yararlanabilirler. Sağlıklı nesiller için anne sütü ve emzirme diyorum. Teşekkürler. Bugün anne sütünün bebeklerimizin sağlığı üzerindeki hayati rolüne dikkat çekmek için buradayım. Emzirme haftası vesilesiyle özellikle yeni doğan yoğun bakım ünitesindeki bebekler için anne sütünün ne kadar değerli olduğunu vurgulamak istiyorum.
Anne sütü, bebeklerin bağışıklık sistemini güçlendiren ve enfeksiyonlara karşı koruma sağlayan en güçlü besin kaynağıdır. Özellikle yeni doğan yoğun bakım ünitelerinde olan bebekler için anne sütü yaşamsal bir öneme sahiptir. Prematüre doğan bebekler doğumdan sonra hızlı bir şekilde büyüme ve gelişme gösterirken anne sütü onların bu süreci en iyi şekilde geçirmelerine yardımcı olur. Emzirme sadece fiziksel değil, aynı zamanda anne ile bebek arasında güçlü bir bağ kurulmasını sağlar. Anne sütü bebeklerin gelişimine katkıda bulunurken anneleri de bebekleriyle daha yakın bir bağ kurma imkanı verir. Yeni doğan yoğun bakım ünitelerinde bebeği olan annelerin karşılaştıkları zorlukları anlıyoruz. Ancak unutmayın ki anne sütü bebeğinizin iyileşme sürecine en önemli katkıyı sağlar. Bu süreçte size destek olmak için buradayız. Anne sütü bebeklerin en büyük şansı. Yeni doğan hemşireleri olarak annelerimizin bu süreçte yanındayız ve her türlü desteği vermeye hazırız. Emzirme haftasında tüm annelerimize ve bebeklerimize sağlıklı ve mutlu bir gelecek diliyoruz.